محترم عزیز جماعت haqiqiy mazhab nima ekanligini mana shu fuqarolarimizga, jamoatdagi namozxonlarimizga, ahli oilalarimizga, farzandlarimizga yetkazishlik lozim bo'lyapti. Ularni har doim bu borada ogohlantirib turishligimiz kerak bo'lib qolyapti. Nima uchun? Biz jamoatga qatnayapmiz, imom domlani ishlayapmiz. Qaysi masjidga borsak inshaalloh masjidlarimizdagi ahli ilm domlalarimiz bu mazhabga to'g'ri amal qiladigan ilmli domlalar bo'lmas. Biz ulardan ishlayapmiz. Ammo uyda qolgan ahli oilalarimiz, farzandlarimiz, o'g'il qizlarimiz, jamoatga kelmay turgan yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqdan foydalanyapti. İctimai kalmakta ise 24 saat kuşa mezhepsizlikini dava kılıyken bir mezheplikini dava kılıyken özünü dindar kursa din nikabı aslında farzlarımızda mu'min musulmanlarımızda tahrikasını kaplayırken mu'min musulmanlarımızda ibadetteki her kırdıklı hakla bunların ortasındaki beni kalmakta kurtarışı karadırken üçler tamamından bana işte hangi kandırmaktan oluyor. Şunun için bugünkü mevzuyumuz mezhepler Kur'an ve sünnet mahsulüdür dedi alındı. Şimdi kaysi bir bey mezhep ise gibi Kur'an'dan doğrudan doğru istifade kılama. Bir hadisten doğrudan doğru istifade kılama. Menga mazhab kerak emas desa biz nima deyishimiz kerak? Biz aytishimiz kerakki, sendan 100 jondan yaxshi biladigan o'z zamonasining faqihlari, imomlarining eng ulug'i Imom Azamday mazhab boshimizga o'xshagan ulug' zotlar shu bizlarga ko'rsatib bergan yo'llarni Qur'on va hadisdan boshqa qayerda albatta barcha mazhab boshlar imom Shofiy bo'ladimi, imom Ahmad Hanbali, imom Moliki bo'ladimi, mazhab boshimiz imom Azam Kufiy Sufiy rahmatullohi alayhi zotlar ham Qur'onni to'g'ri ma'noda o'rgandi, tafsirlarini o'rgandi, uni zohiriy botiniy ma'nolarini o'rgandi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislerini ulamalar içinde en çok örgüyenler zaten bana şu zaten var. Yaşlıktan hafızı kelamullah bol olur. Bana şu değil. Ulu zatlar hem özünü sizin bizlerle gösterip vergen mezhepleri bana şu Kur'an sünnetten alın gelin. Resulullah'ın gösterilmesinden alın gelin. Şunun için bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda mana o'tgan kuni ham juma mavizamizni oxirida bir aytib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ochiqdan ochiqchasiga Alloh taologa Alloh taolo osmonda demagan odam dindan chiqardi, aqidada farzandlarimizni adashtirishlikka harakat qilyapti. Alloh taologa banda joy hozir qilmaydi. E'tiqodimiz asosida. Hatto Payg'ambar alayhissalomning shunday bir hadislari bor. Xalq to'g'risida tortishingizlar, lekin xoliq to'g'risida tortishmangizlar degan. Alloh taoloning o'zi haqida bandalar talashib tortishsa, bu e'tiqodda insonlarni o'sha bir dinsizlikka olib boradi. Tushunmaganligi sababli. Uni asl mazmun mohiyatini bilmaganligi sababli Imom Maturidiy rahmatullohi alayhiga o'xshagan zotlarning bizlarga chaynab ko'rsatib bergan e'tiqodini mahkam ushlashimiz kerak. Bilmagan narsamizni oldinga ko'tarib, g'oyani g'oya qilib, e'tiqodlarimizni
çelkeştirmemiz gerek. İmam Hazreti Sufyan'da rahmetullahi aleyh etkendi. Akide bitmeden şeytan değildi. Yani eğer bir yıl amelini kılsaydı, yani insan akidesini bilmese, akidesinde Allah Teala'ya töhmet kılsa, Allah Teala'ya köy aldı kılsa, Allah Teala falan makamda ne yetişkilek kılsa, Allah Teala'ya taraf hazır kılsa, ben de akidesinde taşımadım. İndi akideler de size, bana bu kredi ibadetlerimiz fayda edilmeli. Şunun için hem bugün bir mavzuyumuz da olsun. Şunun için hem bugün mavzuyumuzu örgütü alıştığımız gerek. İçtimai dermanlarda bu şey bir neşte damlar bulalım. Açığa kayıtışımız gerek böyle yaptı. Bana Yusuf Davran namı bulalım. Sadık Samerhani namı bulalım. Abdullah Zufan namı bulalım. Mahmud Abdülmumun namı bulalım. Bana şu yaşlarımızda, bu yaşlarımızda, her zamanda, her tarafta kurup, aralarımızda ibadetlerimizin görünüşümüz yaptırışken, itikadlarımızda durma kıldırışlıkken, ve barın barın, şöyle kurduk, bizim akıbetlerimizin kurduğunu ve şükür okşayan, şöyle kurduk, siyasi maksatlar, zemirine biriktirilgen hareketlerini, hazırlarımızda eğitim koyuyoruz. Ahırlı burada ulandı yüzler kanalları kalbimizde anlaştırışken karadırken hatta hareketleri adımlarını 100% anırlarından giyip ulandı eşitçilik mahmuri cevabiyatlıkken sabah konuştuğunu hem yaşlandık etmezdi bu ayı. Eğer sabah görse, kurdanı değiştirirse, kalbada görse bana şu ayının yanında mahmuri cevabiyatlıkken hatta mahmuri cevabiyatlıkken hem yaşlandık sabah konuştuğunu. Sebebi, bizler elhamdülillah. Bana bugün fıkhi masalelerimizde bittin nesana gittin bey. Benden kim sorarsa, namazını bana şu hazırlı halimizde okuştuğumuz için burası bir asas kursatın dese, başardım. Hidayet-i Şerif kursatın. Vatandaşımız, kurbanının merdivani, tamamından tahmin edilgen eser Hidayet-i Şerif'ini gözetemem bana. Bu Hidayet-i Şerif'de hepsi bir halette hem de etmişimiz gerek olsa hem mesleğimizin mezhabımızda bağlı Kur'an-ı Hadis'te derinler kendini gözetip gitgen. Şerif'in hukayeni gözetemem, muhtesel'in hukayeni gözetemem. Bana şu kurlarımız tamamında yazılgen, tahmin edilgen, bizlerce bana şu etikadımız, şu ibadetimizin bir kıldığını bana bizler geçe yiğit girişine sebep bugün bana bulamalarımızın eserlerini kurslarım. Peki, bana şu her kıl etikadını Allah Teala'ya Allah Teala yuvarlı demese kafir olardı benden de etikadi meselelerde yaşlarımızın anını, şuurunu yoldan bilen erdeyetken bu şey din nikahı aslında giderken kursatik bir asas kursatik deyip ki fakat halkı yaşamaya ediyenlerine kursatsak uşak ustazlarına gidiyor. Ustazlarına sadece gözünü soğadı. Kimlerdir? Kayta kayta etsek bir tekrar okuladı. Kimlerdir? Fakiyetken dairesine, çeliyetken, nadarasına oyuncu mu koyuyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etmediler ki usikum bi takvallah ve sam'i ve ta'ati. Yani Peygamber aleyhisselam etmediler ki ben sizlerini takvaya çakıramam. Allah'ın korkusuna çakıramam hemelerimizi. Yani işleyenlerimizi işitmiş, kulaklarımızı da değişti. Ve işleyenlerinizi can dinlerinizle itaat kılıp Allah'dan korkup takva kılıçlarınızı geçerlerden deyip Peygamber Aleyhisselam. Kimi ki sizlerden benden dinleyecekse dediler Resulullah. Köprü kılıklarını kılıp. Dinde işte köprü kılıklarını kılıp.
فإياكم والمحدثات الأمور فإنها زلالة من سنانة يعني حيضاق بيان إشتادان قيدان من حديثنا من زمن لقى إتباط لدينا فإنبار عليه السلام صحابة هذا المحدثات حتى يتكلم لك أسبابي كان نجومي من اقتضى اقتضى benim sahabalarım bir yolbaşçı yıldızlarına okşaydı. Kim dala taşlarda yürüyen olsa biladı. İlgeli zamanlarda hep adamlar kıtladı. O şey yıldızlarına dalarak o yıldan namaz okşaydı. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in dediği benim sahabalarım bir yolbaşçı yıldızlarına okşaydı. Kayısı bir ümmet bana şu sahabalarına yerleşse hidayet olur. Hiç öyle görüyoruz mu azıcık? İmam Buhari rahmetullahi aleyhinin tarihini uygulamaya bozar. Hadis Elin Sultan'ın namı ile başlamış. Yani bir imam-ı muhadisi dikkatler. Yani hadis uygulamaya, hadisini cemleyiyle, hadis bilen şu kadar adıgenlerdik en kuduğu diken. Yani İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine koydu. Peygamber aleyhisselam, yani İmam-ı Azam babamızda imamların en kuduğu manasındaydı. Yani ki, kaysın bir kuduğlarını zikir kısak, o kişilerin bir kuduğu dikenliği hakkındaki bir koşumça bilen yaptılar. Nima uchun sahobalarga? Nima uchun sahobalarga? Bunaqangi ulug'likni bildiradigan tavsiflar qo'shilmaydi. Umar roziyallohu anhu deb aytamiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu deb aytamiz. Gapirganimizda, yurganimizda sahobalardan boshqa Abu Hurayra roziyallohu anhu deb aytamiz. Bitta o'sha kunyalarni qo'shib gapirib qo'yamiz. Falan ne sahabelerin içinde takvadarı, kuluğu, el-hisvarı, yani içinde de değil mi? Ne için? Nasıllar var? Şunu için ki, sahabe degen sözünün gözü hemme koşulup gelmelerdiğen sıfetlerden kuluğu sonunda. Çünkü ulan sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzlerini koyuyor. Peygamber aleyhisselam'ın gözlerinden tanım o geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkalarında durup namaz oldu geldi. Ular bütün vücudu bilen, bütün iman itibadı bilen, işanç bilen, Peygamber aleyhisselam'ın hayatlarını, ahlaklarını, gösterken körgezmeler, gösterkelerini bütün vücudu bilen, yürek yürekten kapıldı geldi. Ve yeri geçti. Hatta Peygamber aleyhisselam'ın hadisleri var, Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh. Ve de geldi, eğer bütün kıyamet geçe buradaki ümmetlerinin imanı bilen, eğer Ebu Bekir'in imanı kalasına koyulsa, Hazreti Ebu Bekir'in imanı alır buradaki dedi. Hani sahabelerde derecesi kan çelik bulur. Hani bir şu sahabelerde kurgan tabiyenler, o şey tabiyenlerin içine kurgan İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhdi, zatlarını bugün hiç kendi ilimsizliğe çıkardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hem a'udhu billahi mineşşeytanirracim es-sâbiqûn es-sâbiqûn ulâikel mukarrabûn. Zaman cihetinden olduk mu? Yani ümmetlik olduk mu? Bunlar Hüleyh-i Teala'ya yakınlar durduk. Allah Teala'da onlar mahkûbuna, Allah Teala onları yakışkırıcılardır diye. Hani şimdi bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediyettiler ki sizler indi bana şunday evvelki sahabeler ve kulların izinde bir tabiyenler tabi'an tabi'i bana şu İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhdi Peygamber aleyhisselam da zaman cihazdan yakın bulanlarını kösefiyat görgezmelerini mahkemişen üzerinde
va endi paydo bo'lgan, avvalda shakllanmagan muhtasabi umr degani keyin paydo bo'lmagan yangi ko'rinishda mana ibodatlarni ko'rib qolyapmiz. Safarga chiqsa sunnatni o'qimasa ham bo'laveradi deydiganlar paydo bo'lib qolyapti. Yo bo'lmasa bola shunga o'xshagan juda ko'plab qo'lini yerga barobari ko'tarsak bo'ladi degan yangi ishlar paydo bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom bu joylardan saqlaninglar dedi. Chunki ular zalolatdir. Qaysi birimiz agar shunday zamonda yashab qolsalarimiz deyapti payg'ambar alayhissalom. Fa alayhi bi sunnati va sunnati xulafoi roshidin lan muhdiyin azzu alayhi min nawajiz. Sizlarning qaysi birlaringiz shunaqangi davrga, shunaqangi zamonda to'g'ri kelib qolsalaringiz men o'sha insonga aytamanki, u meni sunnatimni taqib ushlasi va mening xalifalarim bo'lgan sahobalar tobi'in tabi'a tobi'in mana shu imom azam rahmatullohi alayhiga o'xshagan hidoyatlangan taqvoli bilimli hidoyatchi bo'lgan mana shu imomlarni taqib ushlasin. Ularning ko'rsatgan ko'rgazmalarini og'ziga tishlari bilan tishlasin. Odamni og'zidagi tishlarining eng mahkam ishlaydigan, mahkam qisadigan tishi jahl tomonda bo'ladigan og'ziga tishi bo'ladi. Rasululloh aytayaptilarki, o'sha ulamolardan bir-birlariga silsila bo'lib kelgan ilmni, ko'rsatmani, hadisni, ibodatdagi ko'rinishni xuddi og'ziga tishi bilan inson tishlaganda uni ko'rmas ekan. Mana shunday tishlasiki, u og'zidan chiqib ketmasin. Boshqa tishlar tishlasak, og'zimizdan chiqib ketib, haligiday ba'zi bir muhtasabi umr yangi paydo bo'lganlarni orqasidan yurib qolishimiz mumkin ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham bu borada a'udhu billahi minash shaytonir rajim fas'aluhu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ya'ni agar bilmasalaringiz ahli zikrlardan so'rang. Endi bugun mana o'zimiz bir aqlimiz bilan ishlataylik. Alloh aql bergan, aql ne'matini hammamizga bergan. Oddiy bir mantiqni yondashaylik. Biz hozirgina aytib o'tganimizdek, sahobalarni ko'rgan tobi'inlar, tobi'inlarni ko'rgan tabi'a tobi'inlar, keyin Imom Azam rahmatullohi alayhi o'xshagan imomlarimiz. Alloh taolo taqvodan, taqvodan bu kishilarni butun imomlarga besh qadam degan. 40 yillik namozini xutobga degan maqolada bilan bog'lab o'tgan degan rivoyatlar bor Imom Azam rahmatullohi alayhi. Bu kishining ilmi, bilimi hatto o'z zamonasida o'tgan ulamolar bu kishi fiqhda imomlarning otasi hisoblanadi deb e'tirof etgan. Hamma fiqh ilmida eng ulug' imom hisoblangan Imom Azam rahmatullohi alayhi so'zini olamizmi bugun? Yoyinki, o'sha kishini ahli zikr, ahli taqvo, Alloh taolo qur'onda agar bilmasalaring ahli zikrdan so'ranglar degan so'zini o'sha kishida olamizmi? Yoyinki bugun chet ellarda din niqobi ostida, dinning asl mazmun mohiyatini bilmasa-da, Rasulullohning bitta hadisini aytguncha qancha-qancha xatolar bilan uning Qur'onni zohiriy, botiniy ma'nolarini bilmaydigan, ertadan kechgacha shu O'zbekiston xalqiga qaratilgan o'zlarini yovuz niyatlari bilan qilayotgan harakatlari bilan o'zini ahli ilm deb da'vo qilayotganlarni ham zikr qilinadi. Mantiqan yondashaylik. Albatta, Imom Azam rahmatullohi alayhi bunday holatni farzandlarimizni ehtiyot qilaylik. Ular adashib qo'ymasin. Ular o'sha mazhab dinini da'vo qilayotganlarni eshitib, oxirida siz to'g'risiz deb komentariyalar bosib qo'yishyapti yoshlar. O'zimizni farzandlarimizdan bilmasdan nihoyatda bir ahli ilmlarni, hanafiy mazhabdagi ulamolarimizni, hatto muftiy hazratlarini va shunga o'xshagan ulug' zotlarni
Bugün siz bizlere peşvalı tutturgen, imamı tutturgen ahli ilimlerimizin her kıl ayıplar vermez ayıplanır, ayıplaşır. Bana şu da bir zatoğlu bayalarını altında süre etkenler var. Bundan ihtiyat dolayı diyorsunuz. Dinli mesele bir şey. Elbette Allah Ta'ala'nın gazabı yedi şartlar. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de müjde-i merhametler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم الله تعالى قال قرصنا پیغمبر يخلق ليتكلم پیغمبر قرصنا يخلق ليتكلم سنتلار عمل ليتكلم قرصنا Ular ki bu dünyada bir fitne, ahirette elendir, azap kuşlaşıbilen kursundur. İlgene hem bu vakiyeden bugün, başka şeraflarında bugün. Yani bu bir mezhep namurla demez, ismi başka şeraf bugün. Peygamber aleyhisselamın hatta başlıklarının müddesi, hatta ularını umumi nezer yazdı, Peygamber aleyhisselamın başka insanlara okşayan bende bunda hakikat yok diyen düşüncelerini gayrilerini başarıp gezindirir. Allah Ta'ala ben bütün alemlerine rahmet diyen sizin kız ümmetlerini ahirki can nefesler geçen ümmeti, ümmeti bir canlarını kasıp diyen bütün peygamberlerinin ruhu ümmeti, bütün ümmetlerinin ruhu bugün peygamberine İslam'ını şanını çürüşlükke cehrek ettirecek. Peygamber Aleyhisselam'ın şanını düşüremem diken ben bir uşaklayıp aklımda tutken Allah Ta'ala onların üstündeki bir ıslah kılın diyor. Kurgan mı? Ancak cevap edildi bu kitler. Bana şu da ikinlerin barışından korksunlar diye kadar. Bugün bizden hep böyle bir şey gerekiyor. Hazretlerimizin bana şu Hanefi yaklaşımda ben cevap edip kalıda müstahkem uçlar, ibadetlerinin durumunda Allah'ın tanrı terbiyesini itibarını bulmamız gerek. Bir adamımız sonra kaldı beni. Valla ben şu fermanlığını Mısır gibi okşa göre değilim. Neme mesela veririz dedi. Ben doğru sayıdım. Eğer fermanlığın bu cahide Mısır şuna ben bir cahide olmaz bu cahide. Bu yerde yakışıklık top yapmış, yakışıklık var, yamanlık kılırken de yamanlık var. Doğru mezhep okuyan için doğru mezhep var o yerde. Ya o kança kança bu yerde başka başka ağabeyler, hem de kıl dostlarının gayesini sindirmek için bu kadar dostlarına var. Eğer fersantiniz bu şekilde varıp bir doğru mezhepdaki ilimli olsa, bu dur üstüge ağabeyler. Allah razı olsun size. Hayat kılmak için. İlimli buladı, marifetli buladı, yurtumuzda bir ziyafat girerdi. Kâli-i Kâfız-ı Kelâmullah buladı. Bu nasıl bir şey yaşadı? Ama ucaya var. Bu etkiladın uzunluğun konuya düşüp var. Yerdeki dinli hürmet kümeydi gel. Dinli bir etkiladın kümeydi gel. Adabı yok, kulun ustazlar gelmeden ahlakı yok. Hem mesle bizim yaşadığından dinli gel. Kibirlik, yürüyüş duruşu kadar bu Avrupa devletlerden kırıp geliyken Almanya madeniyet mutabasında kırıp geliyken kıyım geçer, yürüyüş duruş, şunların madeniyeti bu Hazretimiz kiletiyor olsa koyun şu cahide ava bu gibi geçer. Bugün yapar bu düşünceye. Eğer Hazretimiz bana şu da yaptığım bugünden göre ava olsa yaşlı basınlar. Bu hayatta kança kança sınavdan ötken, kança kança vata anadır, bilip bilmezsen farsaklığın ahire yeri kullanmadır, bu dünyada kança kança bir kıyıncılıklar yapımda da kurbanır. Düşünmezsen farsaklığını kimge verişti, ayı yoktu işte, anlaştık o yerlikler buluşturdu gördü. Hazır bir günde fethi mezhepte alırken
qadar musulmonlar birdamligini saqlash asosiy omil bo'lib kelmoqda. Mana butun yer yuzida 92% musulmonlarning 92% mana shu Hanafi ahlusunnat va jamoat hisoblanadigan bo'lsa, mana shularni shunday birdam bo'lib 1400 yildan boshqa davrda mana shunday birdam bo'lib kelishligining asosiy manbasi mana shu fiqhdagi birdamligi. Agar ular fiqhda avvalroqlar adashib ketganda, ular ham qancha-qancha toifalarga, qancha-qancha bo'laklarga bo'linib ketgan bo'lardi. Muhaddis olimlardan biri Abdulhaq Dehlavi rahmatulloh to'rt mujtahid imomlari yo'li haqida shunday degan. Islom dinining to'rtta yo'li mazhabi bor. Kim shu yo'llardan boshqasini tutsa, batar adashdi degan. Hozirgi kunga kelib azizlar, buyuk mujtahid olimlarni qo'yib o'zlariga ergashishga da'vat qiladigan qo'shtirnoq ishidagi mujtahidlar ko'p turibdi. Ular Qur'oni Karim va hadis shariflarini o'zlarining nafs havolari bilan izohlab, salafi solihlarimiz yo'lidan olishmoqda. Abdulloh ibn Amr ibn As roziyallohu anhu rivoyat qilishlaricha payg'ambar alayhissalom aytgan: "Inna Alloh la yaqbizu al-'ilma min intiza'an yantaziruhu min al-'ibad" ولكن يحفظ العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسعلوا فأخذوا بغير علم فضلوا وأضلوا ديانا الله تعالى بعد ذلك علمنا واطب قارش بلا قدمين بلكي علمنا قارم ذلك قارش بلا قدمين حتى كي براد shunda odamlar javoblarni yo'lboshchilar qoladilar. Ulardan so'raydilar, ular javob beradilar. O'zlari ham adashadilar, odamlarni ham adashtiradilar. Degan. Hozirda imomlikka chaqirayotgan kishilar Alloh taolo mazhabga ergashishga buyurmagan, balki zikr ahlidan so'rashga buyurgan deya odamlarni o'zlarini zikr ahlidan deb odamlarni aldashga urinishmoqda. Xo'sh, mazhab boshida zikr ahli bo'lmasa, unda kim zikr ahli bo'ladi? Mana oddiy mantiqiy savol. Payg'ambar alayhissalomdan keyin eng zamon saodatga, saodat asriga, payg'ambar alayhissalomni ko'rgan sahobalarga eng yaqin bo'lgan mazhab boshidan zikr ahli bo'lmay, 1300 yildan keyin bugun ikkita hadis kitobida oyatni yodlab olgan odam ahli zikr bo'ladi. Bir mantiqa yondashaylik. Bu borada hammamiz qayd bo'lishimiz kerak. Hozir aytib o'tganimdek, bitta farzandimizni mana shunday qanday bir noto'g'ri g'oya oqimda ta'siriga tushib qoladi. Ertaga butun bir insoniyatga, vatanni sha'niga xizmat bo'ladigan farzand bo'lganida oddiyroq, mayli o'zining farzini vojibini bildiradigan bir oddiy ilmsiz bola bo'lgani yaxshi hisoblanadi. Chunki Hazrat Zuhada Hazratlari aytgan kitoblarimizda shunaqangi bor. Bid'atchi dinni buzib ko'rsatadiganda hammasiga xilof bo'lmaydi. Fiqh masalalar. Lekin fosiq bo'lsa, fojir bo'lsa ham xilofdir. Nima uchun? Chunki bid'atchi ularni butun namozga ta'sir o'tkazadi. Fosiq o'zining gunohi o'zi Alloh bilan o'ziga, lekin ularni namozga qabul qilmaydi. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lgaylik. Farzandlarimizni imkon qadar nabiralarimizda kim bilan yuryapti, kim bilan do'st bo'lyapti, buni yurish turishida bizni harakiy mazhabimizdan boshqa ko'rinishdagi bir o'zgarishlar yo'qmi? Nabiralarimizni tejab bergan turaylik. Bo'lmasa faqat qiyomatda mas'ulmiz hammamiz. Ularni e'tiqodi, yurish turishi, axloqi ularni ertaga Xudoy taoloning huzurida yonimiz bilan borishimizga sabab bo'ladigan narsa mana shu farzand nabiralarimizni chiroyli ta'lim hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, boshqa bir hadislarda: "Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaykum bis-siwak al-a'zam." Agar sizlar bir davrga kelib, mana shunaqa ixtiloflarni ko'rib qolsangiz, kattaroq bo'lgan mahkam ushlangiz. Ya'ni ikkita jamoa bo'lib turgan bo'lsa, o'sha to'g'riroq tomonga ushlangizlar. Mening ummatimni ko'pchilikni zalolatga chaqirib qo'ydingiz.
cemaat etibarındaki müstahkem mezheplerimiz, yani şu ki, şu gâhlar medigen, şu mezhepler ile ibadet medigenlerimizden her birimizde dünyada yüzey çok faiz teşkilatlar. Yani şu, akıllarını, şu dertikler yolunu Mekke müşekatlara cemaat Mekke müşekliğe olsak, inşallah mezhepler muvaffak olur. Bugün gününde bazı etibarlarımız, davamını yani okup verelimiz. Bunda bir ağır sıkıntılarımızın ayrışımız gerek. Bugün bu günden bazı paralarımız üç ayarlar geldiler. Hayatını parakatlarla türlü davetlerini türlü devletlerini hırsmanlarında azal ve kuvvetlerinden kalmaktı. Bir günden bu son sıfatı ayıp odamız. Irak ve Afganistan'daki kapakmanalarını bir kalınca narasıyla yüzeklerinden karşısında bulunan yüzden yurttaşlarımızı getirmiş bulundu. Sakat mı? Sakat bana şu tek bildi bilmeydi gönderdi. Aldegen, aldoğlarına işarıklarını taşıyan parmaklarına ilerleşip uşanda iki devletlere var bulundu. Sarsan sargarda parmaklarında parmaklarında yüzden bayanlarımız Özbekistan paraları bulundu. Sakat bana şu, şunun için ha, bu bugünkü mavzuyumuz da olsa. Bugünkü mavzuyumuz etibarsız taraf bu mıydı? Bana şu da hemen mesela mezhepsizlik, sapta, cihat ve hicret iddialarını tanıt kurucularının kesirge var. Bugün bu günde Suriye, Arap İslam ülkelerinde binden yurttaşlarının kuş uçakları meydanlarında sapsan ve sargarda hazırlıkla mahkum olan olan demiş. Manajını yapar demiş. Özler hayran. Özler de cihat kıldık ve borya duyarken hala sahamda müzunma. Özler de hicret kıldık ve borya hala sahamda müzunma. Müslüman devletten Müslüman devletten hicret bundan. Müslüman devletten Müslüman devletten cihat bundan. Fakat barışından ki adlılarını taşıyan harfaklarına ölçek olan paralarını tuttu. Bırkılıp verip gitken olsa kazıları bilmezsen gitken. Bugün hayatını şenli suat kılıp, paraketler kılıp, farzlarının barışında işte harfaklarından da harfiyeden kadar var. Uşak, hatta uşak, uşak köylerde bence yüzde hayallarımız bu şey maraşıda kurdaklarımla kurdaklarımla elhamdülillah üç mertte muhterem yurtbaşımızın razı bildikleri devletimizin rehberini kadralı siyasetlerle üç mertte bir rehberat sırası hemen yavaşırdı. Yüzde farzlarında o girişti. Bunlarda günah yok dedi. Kança kança mehnetler sabır yaptı. Mesul teşkilatlar aile kuşaların içine girip bana şunların biri yok girişti. Lekin hali Muhammed'de, hali Saksanlık'ta, hali Tamak'ta, hali umurunu bana şuna işaret yok gezeyken Özbekistan, Özbek milleti yabancı paraları ödeyecek. Bunun için azizler, bizler bunu toparlar da meydanlık olsa yeterlerimizi yedi olmamız gerek. Özümüzü uğraştığımız gerek. Allah'a şükür kılışımız gerek. Bana şu da cennet yapıyorsun dedi ya. Hem de dinimiz arkadaşlar ya bir olan iman etsem dedi ya. Bana şu da yurtta kadirge yedi. Şükür arasını da ibadetlerimizde şu yurtta şu vatandı hakkıya. Fersetlerimizde hakkıya çıkardı dualarda kılır. Biz de bütün vücudumuzda dönüş dönüşümüzde şükür arasını gördüş gördük kılsa inşallah Allah bana ziyaret edecek. Telimiz başka dediğimiz başka olmasın. Telimiz başka dediğimiz başka olsun. Allah Ta'ala diyor, وَلَاِنْ كَفَرْتُ مِنَّا عَذَابِ لَجَلِدْ دِيَنْ وَلَا دِيَنْ مُحْمُ مُقَرَدُ Bende Fırat neymek getirse, benim derken neymek kalıbı itibar kılmazsa, şükür kılmazsa, bu da ben de derken, benim adamım kattımdır diyen Allah Ta'ala vaidi var. Malumatlarına göre, Irak hükümeti Özbekistan tutmalarının bir netice yollarını umru var. Onda mukarelerimiz 15-20 yıldan türlü kudretlerle baskınçlık ve tamakla hüküm kurulur. Doğru da. Bizde yönümüzde başka bir devletten girip bana şunda bütün tatlı parakalı konuşuyor sakat çıkmışsa bu yüzden kapaydı. Bizde mukarelerimiz var devletine var. Şunca yurtlu. Ne sebep canlıydı. Hence yüzde adamlarını görüntüye sebep korkursa kanatmayalım da. Kaysı bir vicdanı var. Kaysı bir hamiyeti
Şuna ekran azizler, bugün mezhep doğrusundaki mavzuyumuzda hemeniz bağlılar demeyelim. Onu özümüzün vücudumuzda sindirişi gereken ne işin maydan kapta olsun, ne koca kuyuda olsun, ne mahçin yanımızda olsun. Biz de mezhepimizde muhafı okul etken imanından olsa hareket edelim artık kaydedelim. Eğer şu gayenin bir taşıgan parmağına yakışık olan başlarımız olsa, şu kadar meseleleri olsa bana şu etkiler olurlar. Bana bu da bana koyun kesin, bir bana gel bizim doğumda, bana falan da kitap var ya. Bana şu kitapta, o işe masrafsızlıklarını bulup kodlatıp kitabını koysasın. Biz ayıdayız, bu kitabımız kaça yazılıyor, kim tamamında yazılıyor, işe açtığında işe açsız mı? Acaba bugün bunu yazılıyor. Bunu yazan, bu asarda, sizi yazan bu asarınızda asıken kitabınızı yazan adam uzdu kim bugün? Uygulaydı, uğraydı. Eğer şuna da bulmasam, yazın gel. Bizlere çaylar görür gel. Mahkeme uçasak bu da cennette bu konu olabilir inşallah. Bana şu, Hanefi mezhabımızdaki fıkhi meselelerini mahkeme uçlar. Şükür kılın, ibadetlerimizi ihlasla, itibatla, mihrim akıbetle, birbirlerimizi hürmet diyen halde Rabbimize şükür ve ahiretle devam ettirdiğimiz olsa inşallah özlediğiniz maksatlarımızı yedemiz. Dünyada hep sağlıklı kuramız, ahirette hep sağlıklı kuramız. Ve hazırlarımız dünyada hep özümüzü kuvvet kuramız. Ahirette hep özümüzü kuvvet kuramız. Bana şu yolda tabi yeriz. Eğer biz gelsin olsa dünyada hep yüzümüz para kuramız, ahirette hep yüzümüz para kuramız. Bu nesada hemimiz Ali'ye hadiste eğitimlerdi. Ağzıma dişlerimizle mahkeme işleyişimiz gerek. Ağzıma dişlerimizle mahkeme işleyişimiz gerek. Bu nesneye duvarlık kalmasıyımız gerek. Masuliyetlerimizin siyah halatında oğul kızlarımızı bana şöyle terbiye edersek inşallah iki dünyanın saadeti geyitleri yapmazlarında duvar inşallah. Üyde bozun, şifahanede bozun, bir varlarımız,
var. Səfərdəki, yerlərdəki dövlətlərdə nəfəqəyi ruzlar üçün yüngən müsafirlərimiz var. Həmmələrinin səfərlərini hədər eylər, ibadlarımızın qəlbələrimizə iştibar edir. Qəlbələrimizə nəcat verir. Fərzət tələblərimizə fərzəndi salih, salih və zürüyyədən qəlbələr. Başlarına müşkür işgələrimiz, müşkürlərini asan eylər. Və tələblərimizə fərzəndi vəqt etmə saadət verir. Yurdumuzu dinç, həyatlarımızı xatırcaq edir. Parvardigar şu yurdumuzda her türlü balalardan, afetlerden, her türlü keserlik, ahir zaman fitnelerinden parvardigar özünü muhafaza edecek. Parvardigar bana şu dehmalarımızı dehmaçlıklarına, çarvalarımızı çarvalarına, ticaretçilerimizi ticaretlerine, her türlü kesme şeriklerimizi kesmeklerine halalını ve barakat verdi. Şu yurdunu abadlığı, ravdatı, bana şu aklınızı paravanlığı yurdunda hızlattı kutlarına toplanan bir başımız, Bəcə mütəfəddə təşkilat rəhbərlərimizi alıb oraya etkən xayrlı işlərini parvardigarımız ibadətlər oldu. Və sallallahu tə'alə ilə xayr xalqihi Muhammed və alə alihi və əsfəbi əcməin bir rəhmət ilə rəhmətlər. Yəni bir dərsə, muhtarəm əzizlər, mənə şu gəz, tur, su məsələləri, mənə şu sualıqlarımız, mənə şu namazlarımız, həməmiz bu dərsənin məsuliyyətini ıstılıb, həmməkə hər cəhbədə ibrət oluşmuş. Mana shu o'rinda o'zimizda o'sha hukumatdan bu bizlardan qolgan gazga o'tka deb qolgan pulini mana shu qancha bo'lib o'tganlari bor mana yoshi ulug' otaxonlarimizni pensiyalari shunga o'xshagan yaxshiliklarga ishlatadi inshaalloh shuning uchun buni mas'uliyatimizdan kelib chiqib o'zimizni iste'mol qilgan gazimiz bo'ladimi suvimiz to'pimiz bo'ladimi uni ukman darajasida harakat qilib qarzdor bo'lmasa to'lab qo'yishimiz kerak ulug'larimizni bir gap eshitilgan gaplarimiz o'sha suvni turib avvaldan to'lab qo'yadi nima uchun desam mabodo men vafot etib qolsam puli to'lanmagan suvga meni yuvmasin deb oldindan pulini to'lab qo'yadigan mana shunday ulug'larimizga munosib avlod bo'lib harakat qilsak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi
Bismillahirrahmanirrahim.